Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Birinci ağızdan sizden duyalım. Hani eleştiriye maruz da kaldınız da diyebiliriz aslında. Siz neler söyleyeceksiniz? Ben gençlerin, genç kadınların, genç erkeklerin yaşadıkları olumlu ya da olumsuz her şeyde aileleriyle, yakınlarıyla paylaşım içinde olabilmeleri gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki uzun bir podcast içinde söylediğim bir ufak şey alınıp çok yanlış da lanse edildi. Bu yüzden üzüldüm. Ama benim için burada önemli olan, vermek istediğim mesaj, yaşadığımız hiçbir şey sandığımız kadar kötü olmadı ve ailelerimizle paylaşabilmenin, paylaşım içinde olabilmenin önemiydi. Bu mesaj benim için önemli olan. Bu kadar söyleyebilirim. Peki aileniz falan aradı mı, hani kötü bir tepki aldınız mı daha doğrusu diyelim? Yok, ailem benim arkamda. Yani bu dediğim gibi küçük bir bölümü alınmış bir ve farklı şekilde lanse edilmiş, biraz da yanlış anlaşılmaya müsait bir şey. Cinsellik bir tabu, ben de bunun tabii ki farkındayım. Ama bazı şeyleri konuşamadığımızda genç insanlar kendilerini yalnız hissediyorlar. Bunun daha önemli olduğunu düşünüyorum. Böyle söyleyeyim. Çok geçmiş olsun diyelim. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Sağ olun. Ağzınıza sağlık.